Herkese selamlar kardeşlerim. GazStation Simülatör'ün yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. GazStation Simülatör'ün yeni bir bölümü demeyin de arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu bölüm final olur. Çünkü baya bir geliştirdik kardeşim petrolü. Şu anda petrol kapalı. Elemanlar gördüğünüz gibi dinlenmedi arkadaşlar. Biz baya bir geliştirdik arkadaşlar. Bu şekilde bir tık daha büyüteceğiz. Alınan bahşiş 90'a 100'dü arkadaşlar. Yani 10 kişiden daha bahşiş aldığımız zaman petrolün bir tık seviyesini arttıracağız. Büyük ihtimalle o da en son seviyesi olacak. Hemen ben bir gideyim arkadaşlarım. Petrolü açayım. Ben petrolü açarken de nacizane sizler de bir tane beğeni atarsanız sevinirim kardeşlerim. Petrol open. Şu elemanları da göndereyim arkadaşlar artık çalışmaya. Harlal çalışalım. Elemanlar şimdi orada o keyif yapıyorlar. Yaktılar nargileyi. Yaktılar sigaralarını. İçiyorlar alkollerini. Bir bok yapmıyorlar. Alay eğleniyor ya. Culotte. Selamünaleyküm. Culotte sen kasayla ilgileneceksin. İkinci işinde araçları tamir edeceksin. Ama sen gece çalış. Sen gececisin. Tamam mı? Hadi. Koştur işine. Koştur kızım. Aferin. Evet. Nina nerede? Nina sen kasayla ilgileneceksin. Sen araçları da tamir edeceksin. Ama gündüzcüsün. Seni gündüz vardiyasına çekiyorum. Sen dinlen sabah işe başlarsın. Saat 8.30'da başlarsın. Şu anda gece 3. Nerede? Maria sen istasyonu temizleyeceksin. Araçları tamir etme. Bir dakika lan. Sen gündüz vardiyasında bir saniye. İşler karıştı. Araçları tamir et. Kasayla ilgilen. Aynen. Sen de araçların yakıtını doldur. Temizlik. İstasyon temizle. Ama gündüz. Tamam. Siz dinlenin. Sabah mesaiye başlarsınız. Şimdi arkadaşlarım yavaştan bir müşterilerimiz gelsin. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu yıkamada ben artık yıkama yapamıyorum. Aşağı taraf tıkanmış. O tıkanıklığı açayım. Ama tıkanıklığı açmadan önce şöyle bir müşterilerimiz bir gelsin. Evet. Yakıtın bir tane bayan müşterimiz geldi. Efendim hayırlı geceler. Tam sınırda. Bak. Evet bir tane bahşiş aldık arkadaşlar. Hemen gideyim şu aşağı tarafa bir temizleyeyim. Orada çöp konteynerler şey çöp pislikleri konteyner ne anasını satayım ya. Aşağıda konteyner yok. Kafam konteynere takıldı. Aşağıdaki çöpleri arkadaşlar şey yapamıyorum ya. Konteyner atamıyorum. Arkadaşlar bir de burada bir tane timsah var. Korkmayın tamam mı? Tamam. Bir bak şuraya pisliğine bak. Bak timsah karşıda şerefsiz ya. Burası tıkandığı için arkadaşlar şey yapamıyorum. Var mı? Aa! Lan çöpü müydü bu? Lan çöp yiyen timsah var. Lan çöpü demek ki buna yedirecekmişiz ya biz. Ben de çöpleri alıyorum arkadaşlar yukarıya çıkartıyorum. Şurada arabayı yıkıyoruz ya arkadaşlar. Burada arabayı yıkadığımız için alt tarafa çöpler doluyor. Bu çöpler dolunca da basınç olmuyor. Ama bu iyiymiş lan tipsi atma. Demek ki bu da bundan rızkında. Beni ısırır mı lan? Uy. Çok tehlikeli arkadaşlar. Şöyle bir tane fotoğrafını çekmek istiyorum bunun. Bak. Şöyle. Nasıl foz? Efsane. Hoş. Diğeri petrolümüz arkadaşlar. Şu kalan bahşişleri de alalım. Şurayı kapat babacığım. Üf. Nasıl pis kokuyor. Vallahi kokusu da burnuma kadar geldi ha. Evet, dolduralım şunu da. Arkadaşlar 6800 dolar paramız var yani. 6900 oldu. Oha! 7220 oldu. 93. Ot yıkamada da bir tane müşterimiz var. Bahşiş vermedi şerefsiz polis. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle yapalım. Umutlarla geldik buraya. Değil mi ablam? Kötü bir yerdi. Suyunu açtık. Eyvallah ablacığım. Marketin reyonlarını doldurduk. Tuvaletleri açtık. Önceden buralar ahır gibiydi arkadaşlar. İlk beni karşılayan ilk bölümü hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şurada kocaman şöyle bir bacak kadar bir insan dışkısı vardı. Abi. Hazır gelmişken şunların da bagajına bakalım arkadaşlar. Oo usta diyor bak. Bu benlik. Abi niye açılmıyor bu? Böyle. Az bir şey daha. Açtım valla. Lan hiçbir şey çıkmadı ya. O kadar uğraşmaya. Artık ardamanımız çatlamış arkadaşlar. Müşterinin gözünün önünde soyuyoruz adamların bagajlarını.
Hiçbir şey çıkmadı ya. Son 3 müşteri arkadaşlar. Pompaya son 3 müşterimiz geldiği zaman işlem tamam. Oto yıkamada bir tane daha müşterimiz varmış. Tamirhanede bir tane müşterimiz varmış. Oto yıkamaya gelen müşterimizin de bir arabası şöyle cırlop gibi yapayım. Abi nereye girdin sen böyle ya? Pislik içinde adamın arabasına bak. Aslında bundan direkt 300 dolar alacağız ha. Diyor bak kafa yeşil. Tavanları falan. Eyvallah dayıcım. Geçen gün şuralarda şey yapalım da arkadaşlar. Normal petrollere gittiğim zaman böyle yerlerim ellerim de suluyorlar ya. Anlamsız yere. Heh. Aha onun arabasını da yıkayabiliyor. Evet. Evet son bir müşteri arkadaşlar. Abla niye bahşiş vermedin? Thank you da hani bahşiş para. Para yok. Duba yok. Görev tamam. Benzin istasyonunu 5. seviyeye yükselteceğiz. Yükseltmeler. Evet benzin istasyonu 2500 dolar. Vakum neymiş lan? Yeni raflar. 2x müşteri. Ek park yeri. Oo hepsini açıyoruz ya. Şimdi ben petrolü büyüttüm. Nereye doğru büyüdü ben onu anlamadım. Abi sen de bir skinden anlamadın. Büyümemiş ki. Benim petrol yine aynı. E neresi genişledi petrolü? Ha burası genişlemiş. Buradan genişlemiş arkadaşlar. Arkadaşlarım o kadar da pek şey yapmamıza gerek yok. Gel bir de telefon gelmiş. Bakalım telefona. Ne diyor tüm parayı toplamda intikam almak için dayıyı ara. Bana biraz borçsun değil mi diyor. Dayıya borcumuz varmış arayalım. Ne oldu? Ne oldu? Petrolün tapusunu benim üstüme mi yaptılar? O kadar parayı aldılar da. Onu anlamadım. Yine geldi bu hıyar bizi dövmeye mi geldi? Anlamadım ki ben. Yılana bak yerdeki. Evet, teslimat var da parayı veriyoruz adama. Yine soktuğuma da. This place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great. That's mighty kind of you. Best of luck and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Forget to tell you. Yani ben İngilizce biliyorum ama anlamıyorum artık. Harbi İngilizce hiç anlamıyorum. Böyle alt yazı geçsin. Bu ne? Lan bebeği öldürdünüz de müze mi yaptınız? O bebeden kurtulmak için mi? Biz o parayı verdik. Deniz mevzuyu anlamadım. Yeni e-postam var dedi. Bu ne? Ana! Lan bebe geldiği zaman lan bebe için koruyucu şey yapmışlar bana. Baksanıza arkadaşlar. Bebenin kafaya böyle bir şeyler fırlatmam için. Deniz Siren bu bebe geldiği zaman arkadaşlar bu ötüyor. Çok da gereksiz bir şeydi yani. Şimdi biz şu bilgisayarımıza girelim kardeşlerim. Dekorasyon. Dış mekan. 50 dolar, 50 dolar, 50 dolar. Oo, palmiyeler aldık. Ha, ön tarafın süslemesini yaptık. İleriye ibre. Bu da girişe mi alıyormuşuz? 550 dolar. 425 dolar. Her katı için arkadaşlar para ödüyoruz. Üste çıkması için. Şu ibre dursun bir. Bu ne? 850 dolar. Tabela. Bak bu yandaki palmiyeler için kredi çekeriz. Paramız bitti ama hizmetler. Kredi. Kredi talebinde bulun. 2000 dolar. Kabul et. Dekorasyon. Dış mekan. Ön bölüm değil. Bunu bırakalım. Her araba için arkadaşlar 415 dolar para istiyor bizden. Evet. Yani şuraları biraz yeşillendirelim ya. Yandaki palmiyeler. Oo buraya bir bank alırız. Piknik alanı. Oo, aldıkça güzelleşti var ya. Bu da yıkamanın yanı. Burada tamam. Bu ne? Karavan 500 dolar. Paramız yok. Hemen bakalım ne almışız arkadaşlar. Şimdi ön tarafa şöyle bir gidelim. Şu ablamın yakıtını bir koyayım. Sen Maria. Sen araç yakıtını doldur. Sen tamirhaneye bakmıyor musun Maria? Sen araçları tamir et kızım.
Koştur. Araçları tamir et. Pompaya ben bakarım. Aa bak burada palmiyeler falan yoktu. Evet bunları aldık. Acayip güzel olmuş ama. Başka bir de yan tarafa aldık biz palmiye. Piknik alanı, piknik alanı da aldık biz. Bak buraya, buraya palmiye. Piknik alanı nereye aldık? Ha şura. Vay, acayip ciks olmuş yala. Müşteriler gelecek burada dinlenecek tabi. Aa vallahi hayat onlara güzel. Şuradan bir tane basket atayım, hiç atamadığım basketi. Ben sokamıyorum arkadaşlar ya, bakın. Şöyle. Aa soktum. Aa soktuşa $1.5 para mı aldım? Yok tuvalete girdiler ya. Yine sokamadım. Bak bu sefer sokacağım. Sokamadım. Sokamadım. Ulan sokana kadar uğraşacağım. Hani tribe girdim ha. Sokamadım. Acaba giriyor da bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Şuradan şöyle yapalım. Sokamadım. Ben şöyle yapacağım. Yine sokamadım. Aa son puan mesafesi sokmuşum. Bak bunu da soktum. Bak sokuyorum, görüyor musunuz? Aslında biz gündüze bir tane daha eleman alabiliyoruz, biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bir tane daha eleman alabiliyoruz. Eleman Romoklardan. Şurada $600 bir tane elemana Romok alalım. Dördüncü elemanı aldık. Yani geceye iki eleman, gündüze iki eleman. Hatta biz hepsini alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kirala. Ulan bir tane de bu kadın Silvia biraz yaşlı gibi ama yakıt doldurma seviyesi yüksek, temizliği yüksek. Ama bunu alayım ya, bu daha iyiymiş. Şimdi gececi elemanımız teki kasayla ilgileniyor, araç tamir ediyor. Bu da araçların yakıtını doldursun, istasyonu temizlesin. $1.263 paramız olmuş. Dekorasyona gelelim. Etkileşim. Bu var. Bu ne ya? Kim gider oyuncak oynar? Tekrardan özellikler değil. Özellikler. Buradan bir park yeri daha alabiliyoruz. $1000. Almayacağım. Tuvaletlerden ekstra bir kabin daha alabiliyoruz. Almayacağım. Yakıt pompası almayacağım. Otobüs durağı var. Yani bir tane park yeri almamız gerekiyor. Dekorasyonlarda kaldık ya arkadaşlar. Kafam orada. Şimdi ön bölüm. Bunları da almayacağım. İbreyi almayacağım. Yani üstüne tek tek araba koymanın bir anlamı yok. Hatta daha ben bakmadım ibreyi nereye koymuşlar diye. Yandaki palmiyeler. Piknik alanımız da tamam. Burası tamam. Yıkamanın yanı 10 numara 5 yıldız olmuş, baksanıza. Şunu alacaktım $500. Karavan $75 yandaki fıçıları, ışıkları, samanı. Ulan samandan benim depoda dünya vardı. Ateş alanı $150. Kamp alanı. Lan yeterli param yok lan. Valla $1 ihtiyacım var ya. Bizim çocuklar çıkan geldi, tamam. Ha bir tane daha mı? Sonra buradan ne alıyormuşuz? Aa oralara tabela alabiliyormuşuz. Aa yol alabiliyormuşuz $1.500. Yiyecek kamyonu. Cadılar Bayramı için bir süsleme görsel. Petrolün güzelliği için biraz çalışacağım. Yakıt durumumuz düşük. Pek yakıtımız kalmamış. Az biraz satış yapalım. Biraz da yakıt alalım. What? Yakıt bitti. Memur bey ne bağırıyorsun? Yakıt bitti. What diyor. What ne what? O dekorasyonların hepsini almam lazım ya. Dekorasyonlar fena duruyor vallahi. Madem finalse hepsini almamız gerekiyor kardeş. Ya o zaman bizim biraz bagaj patlatmamız lazım ya arkadaşlar. Biraz bagaj patlatmamız lazım. Evet. Abi şey geldi, bu ne? İşe yaramaz. Sat. Paraya çevir. Kum fırtınası geliyor. Yollar kapanacak. Vallahi giderken aldım ablanın şeyi. Bunu da açalım. Bundan ne çıktı? $6 para. Oo usta. Ara usta işleminde iyi şeyler çıkıyor. Hatırlıyorsanız önceki bölümde 400 küsür dolarlık bir şey bulduyduk yani. UFO. Ama açamayacağım gibi ya herhalde. Açtım. Abi sen de foto buradan çıktı. Bak. $100 böyle. Sat. $100 böyle. Sat.
1200 dolar paramız oldu ama kum fırtınası geldi arkadaşlar. Baksanıza buraya kum olmuş. Gideyim şu kepçeyi getireyim de. Orayı bir açalım çünkü petrolün girişine sıkıntı yaratıyor. O kadar para kazanıyoruz, daha kepçeyi değiştiremedik ya. Oyunda aslında bu kepçeyi değiştirme özelliği de gelmesi gerekiyor yani. Buradan oyun kurucularına sesleniyorum. Belki izlerler. Dış mekan. Evet, bunu alalım. Ne aldık bilmiyoruz ama nereye koydu onu da bilmiyoruz. Sevgililer günü süslemesi. 250 dolarları bunu alalım. Bunu da aldık. Noel hediyeleri. Cadılar bayramı süslemesi. Bunu da aldık. Aa, 1400 dolarmış bu. Heyecan verici iş anlayışı. Görkemli günlerin çoktan gitmiş olması üzücü. Bu ne? Yolun karşısına alıyor herhalde. 1500 dolar da asfalt alacağız. Şu yolları da değiştirecekmişler arkadaşlar. Bir 1500-2000 dolar olduğu zaman burayı da alıyoruz. Aldıklarımıza bakmaya gidiyorum şu anda. Oğlum bu ne? Lan ben petrol hayalet mi aldım anasını satayım o kadar paraya? Abi çok ürkütücü bir yer almışım ama güzele de benziyor yani, ne yalan söyleyeyim ama hayalet olmadı. Bu olay olmadı yani. Aa bak, buraya da almışım. Bak. Harbi böyle ürperdim ha. Harbiden ürperdim ha. Cadılar bayramı, madlar bayramı için vallahi geçti. Güzel ama güzel şeyler olmuş ama. Buraya bir kamp almıştık 250 dolardan. Geri dönme. Beni petrol ve para verdim buraya anasını satayım ya. Abi bence temiz olduğu gibi. Burayı ne tıkanmış ya. Suyun basıncı yok. Gideyim şu tipsa biraz besleyeyim. Çünkü su o kadar çok basınçlı gelmiyor. Hem de acıkmıştır bu gariban. Ah. Ah. Yemedi. Ah. Ay, elimden kaptı la. Biz aslında buraları keşfetmedik biliyor musunuz? Buraları aslında keşfedebiliriz yani. Bak buradan giriş var ama başka bir girişi daha vardı buranın. Aynen, şu yukarıdan da bir kapı olması lazım. Var mıydı? Yok. Ben nereden girdiydim? Şuradan girdiydim aynen. Şuradan şöyle girmiştim. Ya ben bu var ya, bu tünelde bir şey çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Bu tünelin bir mevzusu olabileceğini düşünüyorum. Şurayı bir kapatacağım. Keşfedelim yani gelmişken de. Bu tünelin girişi şu karşı taraf. Aa, orada da bir kart var. Burada da böyle oturacak yeri kim yapmış? Çöp attım. Basket. Ya buranın girişi burası arkadaşlar. Biz tünele gelmiştik. Onları satayım. Ya vallahi korkuyorum ha. İçinde başka timsah çıkacak diye. Gerilim müziğini buraya koyuyorlar ya, aklım gidiyor. Bak piç gelmiş de buralara yazı yazmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, deniz. Yani pek de keşfedilecek bir şey de yokmuş yani arkadaşlar. Var ya, buralarda tifo mifo olur. Bir ton virüs vardır vallahi. Başka burada bir şey var mı? Burada da pek bir şey yok. Ama bunlar ne? Kaydanlık, maydanlık, ıvır zıvır. Yok mu basket atmamız? Yok. Şimdi gidelim yollarımızı açalım arkadaşlar da. 8 dakika var ya. Kredi ödeyip bir kredi daha mı çeksek? Ne yapsak? Bu adam dükkana gelecek. Dayak yiyeceğiz. Ama aslında son bir kere de dayak yiyebiliriz ha. Ödemeyeceğiz kredisini anasını satayım. Ödemiyorum lan diyeceğim. Dekorasyon, dış mekan, sevgililer günü. Bunu da almışız. Sevgililer günü süslemesi. Noel dekorasyonu. Tamam, bu da dursun. Ben onu nereye yaptık diye düşünüyorum ya, sevgililer günü. Koy bunu da abicim. Sevgililer günü süsleme. Bunlar da dursun. Bunlar da dursun. İleri. Bunlar da alalım ya gelmişken. Kamp. Oo, 1000 dolar bu da, arka tarafa şöyle bir şey. Totem. Totem 1000 dolarmış. Şunu da alalım. 65 dolar. Tamam. Hoş gel. Aa, yolları burada. Yolu aldık arkadaşlar. Sadece karşıya şöyle bir şey almamız gerekiyor. Bu neyse, yiyecek kamyonuymuş. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum.
Bunu habere değiştirip konsept yapıyoruz buraya. Aynen. Onları aldık ya mesela, şimdi bunu buraya koyabiliyoruz. Değiştiriyoruz oradan. Konsepti değiştirebiliyoruz. Yazılar Bayramı, Sevgililer Günü. Ben dedim ya, daha yine aldıklarımız nereye gitti diye. Oraya gidiyormuş arkadaşlar. Dekorasyon, dış mekan. Aynen. Bak, Sevgililer Günü konsepti de bu şekilde oluyor bak. Şimdi gittim değiştirdim orayı, Sevgililer Günü konsepti yaptım. Ha böyle konsept değiştiriyoruz. Güne göre, tarihe göre. Bu da güzel. Bir de öyle bayram tarzı bir şey vardı, ışıklı falan. Bir de onu takalım. O benim daha çok hoşuma gitmişti. Dekorasyon, dış mekan. Sevgililer Günü bu değil. Bu da değil. Ha, Noel dekorasyon. Aynen bu. Bu daha güzel. Sizce hangisi daha güzel arkadaşlar? Sevgililer Günü mü, Cadılar Bayramı, Noel mi? Bence Noel daha güzel, anasını satayım. En azı çocuk sesleri falan geliyor. Baksanıza. Kıs 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 Merry Merry Christmas mıs. Kıs kıs mıs Merry Merry Christmas mıs. Akşam daha güzel olur burası. Aa bak. Asfalt da bu. Böyle mi asfalt atılmış, anasını satayım. Bir de şöyle fırlatalım. Sadece buraya böyle bir asfalt yol. Başka da bir şey yok. Şura asfalt ama burası asfalt değil. Petrolün girişinin şuraları asfalt olmuş biraz. Asfalt ama eski asfalt arkadaşlar. Öyle pek güzel, can alıcı bir asfalt değil. Lan petrolü komple değiştiriyor. Sadece burası değil. Baksanıza, burada da aynı korkunç adam vardı gitmiş. Cadılar Bayramı konsepti olmuş. Acayip iyi olmuş. Bir de buralarda şeyler vardı, bal kabakları falan vardı, onlar gitmiş. Ama hediye sürprizler falan olmuş, baksanıza. Aynen bak, buralar falan. Bence gayet tatlı olmuş ya. Aga abi, vallahi cennet yaptık Petrel'e ha. Vallahi cennet yaptık Petrel'i. Evet, tefeci geliyor arkadaşlar. Tefeci gelmeden hemen şu karşı taraftaki şeyi de almam lazım. O yiyecek kamyonu vardı ya. Vallahi hazır gelmişken şurada bir iki bagaj patlatalım arkadaşlar. İyi bir şey çıkacak bunda, yok. 27 dolar. Açtık. 15 dolar. Bak ustaları nasıl açıyorum, gördünüz değil mi arkadaşlar bak. Acayip açıyorum, hiçbirini alarmını öttürmeden açıyorum ha. Ha valla bunu öttürdüm ha, nazar ettim valla. Valla bile yapmadım, yemin ediyorum bile yapmadım. Orta. Kırdık lan. Açtık. Aha bir set geldi, neymiş bu? Batarya seti. Sat babacım. Hemen gidelim arkadaşlar. Son bir dakika var. Hemen karşı tarafı da açalım. Dekorasyon. Dış mekan. Yiyecek kamyonu. Yiyecek kamyonu. Yiyecek kamyonu da burada. Asfaltlarımız da tamam. Tamirhanenin önünde tamam. Her şeyi aldık arkadaşlar. Sadece yiyecek kamyonu kalmış. Sadece 1000 dolara buradan bir totem vardı. Totem de işimize yaramıyor. Buradaki palmiyeler de tamam. Yani şuradan dekorasyonlar, bir de iç mekan vardı. Ha bunlar da iç mekan şeyleri. Roket. 420 dolar. Bak şunu bir hızla dedik ya, şuradaki UFO'yu arkadaşlar. Yani arabadan çıktıydı. Ha şuralarda şu... Geldi. Ulan ya. Tam... Tam çiçeğe koyuyordum ama. Ama ben kendim istedim arkadaşlar dayak yemeği. Bir de bile ödemedim anasını. Yol yaptım. Köprü yaptım. Bir şey olmaz. Ne çalacak ki? Bakacağım. Lan iki tane ağaç almış. Bir tane... Oha anlatayım. Kapının önünde her şey almış götürmüş şerefsiz. Ağaçları almış götürmüş de. Burada iki tane ağacımız vardı. Şöyle koyalım ha. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Yine gidelim kredi çekelim. Abi niye giremiyorum bu içeriye? Çıktan olayı mı giremiyorum ki acaba? Ya ben şişmanlamış mıyım yoksa? Ben niye giremiyorum içeri? Harbiden oradan giremedim arkadaş. Takıldım oraya. Heh. Çık. Ha buradan da çıkamıyorum. Şöyle ha. Lan çiçekten dolayı çıkamıyormuşum. Ne alaka ya, saçma. Biz gideriz yine, tekrardan bize kredi çekeriz anasını satayım ha.
Kredi talebinde bulun. 2000 dolar. Dayakla ödemek istiyorum. Hizmetler. Duvar boyama. Baksanıza. Gelip istasyonun boyasını yenilemesi için bir kamyon çağırın diyor. 500 dolar. Ver. Envanter. Envanterde başka ne var? Elektrikli süpürge. Hava fırçası. Bu ne? Logo yapabiliyorum. Her yere. Niye gazeteci simülatör yapıyor? Ben değiştiremiyorum bunu. Her yere gazeteci simülatör mü koyuyorum? Gümrük diyor. TT diyor. Şekilli şema. Abone. Dur. YouTube'e Rohan. Yok olmadı ya. Rohan baba. Onları satayım. Çok iyi oldu ha. Rohan baba. İyice koyu olsun. Dustbound'un da ismini değiştireyim. Şöyle Rohan baba. Bu da iyiymiş ya. Vallahi çok iyiymiş. Şekilli şema. Gümrük favoriler. Ama şu daha renklisi daha orijinal ya. Bak. Gas station. Bak kamyoncu geldi. Bak bizim duvarların boyalarını yeniliyorlar. Aferin lan. Deniz'in boyadığı yerleri yeniliyorlar arkadaşlar. Buraları da boyamış. Ben burayı boyamamıştım. Bak burayı da boyamış. Çok iyi olmuş. Gas station simülatör. Buraya da koyayım. Buraları da koyalım. En azından bir logo oldu arkadaşlar yani. Buraları hepsine koyayım. Ankara Büyükşehir Belediyeciliği. Yollarda yazar ya arkadaşlar. Geç abi. Tamam. Evet. Kredi ödemeyeceğiz zaten. Umurumuzda da değil. Buradan başka yapabilir. Bütün iş burada arkadaşlar. Özellikle raflar, diğerler. Dekorasyon, etkileşim. 2. İç mekan. İç mekanda başka ne var? Bir tane bundan alayım. Bizim roketle çalmışlardı şerefsizler ya. Bak. Dekorun kralı. Dekorun kralı. Bunu süremiyoruz değil mi? Yok süremiyoruz. Dekorun kralı arkadaşlar. Kardeşlerim vallahi yapacak herhangi bir şey kalmadı. Vallahi zaten final bölümüydü. Bu bitti yani. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tekrar ekstradan belki bir eleman alırız şuradan. Ne bileyim. Remoklardan yeterli param yokmuş. 700 dolar ihtiyacım varmış. Yani ihtiyaç da yok yani sanki. Alayım bir tane daha eleman daha. Bunları satarsak herhalde arkadaşlar bir eleman daha alabiliriz de bakayım mı? 576 dolar. 600 evet. Bir tane daha eleman alabiliyoruz arkadaşlar. Bak ne kadar güzel görünüyor görüyor musunuz? Böyle hangover mangover değil baba. Noel. Bak Noel konsepti çok iyi. Yani ben olsam arkadaşlar şuradan gören adam gelirim yani. Burada bir eğlence var derim. Bak oralar da öyle Noel konsepti. İnsan böyle mutlu oluyor ya. Ne var bana öcü gösteriyorsunuz. Öcü möcü koyuyoruz. Vallahi içimiz kıpır kıpır olsun. 750 dolarımız var. Gidelim bir tane daha eleman alalım arkadaşlar. Kocaman motoru da soktum marketin içine ama. Elemanlar. Remorklar. Evet. Diğer elemanımız. Daha full alabiliyoruz yani. Bunun sonu yok arkadaşlar. 8 taneye kadar alabiliyoruz herhalde. Kirala. Bir tane de şöyle bir eleman alayım ya. Elemanlar. Nerede o bir elemanımız? Samuel. İkinci işte yok yani. Arabayı yıkattıramıyorum. İstasyon temizle. Araç yakıtlarını doldur. Gün. Gece anasını satayım. Al. Ödedim gel. Şöyle ışığa doğru bakarak kapatmak istiyorum. Vallahi. Gazeteci simülatörün arkadaşlar sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir güncelleme gelir, yeni bir değişiklik gelir arkadaşlar önümüzdeki zamanlarda. Ona göre çekerim mi çekmem mi bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de hangi oyunlar oynayalım kardeşlerim yorumlar kısmına yazın. Direkt o oyuna başlayayım. Çünkü ben böyle 4 tane 5 tane oyun oynamadan yaşayamıyorum biliyorsunuz yani Rohan Gaming kanalını. Seviyorum hepiniz. Allah'a emanetsiniz. Lan git. Şerefsiz bir de üstümüze geliyor ya. Korkut aklımı aldı.